er ya da geç verecekler, ya teşhir edilecekler, rezil edilecekler. İnsanların gözünde hep işte bu fahiş fiyatçıydı, insanların ekmeğiyle oynuyordu denilecekler, ya da adli olarak bunun hesabını verecekler diyorduk. Bir son dakika, Karabük merkezli sadece bir ilde, bakın. Karabük'e devamı da gelecek bunların. O gıda stokçularına, gıda terörizmi yapanlara da gelecek. Araç bazında, otomobil bazında 50 ilde şu an bir operasyon var. Karabük merkezli araç toplayıp tekel oluşturdukları iddia edilen 51 kişi gözaltında. Operasyon devam ediyor. Gözaltı işlemleri devam edecek. Farklı illerde de farklı soruşturmalar açılacak. Bugün çiftçinin elinden 3 liraya ürünü alıp daha doların artışıyla, dolarla hiçbir ilişkisi olmadan çiftçinin elinden 3 liraya alıp 15 liraya o ürünü satmaya çalışanlara da gözaltılar gelecek. O operasyonlar devam edecek diyelim. Biz o operasyonların zeminini hazırlayacak gerçekleri ortaya koymaya devam edelim. Akit'in birinci sayfasında hijyen ürünlerinde de sepet şeytanlığı diyor. Gıda teröristlerinin son 3 yıldaki fiyat oyununu ifşa eden Akit, zam algısıyla iktidar ile tabanı birbirine düşürmek isteyen cenahın hijyen ürünlerindeki tezgahını da gözler önüne seriyor diye devam edelim. Ali Bey, size sözü devretmiş olayım. Evet, şimdi bir enflasyon var. TÜİK açıklıyor. %10 olduğu yıllar oldu. Son yıllar içerisinde, 4-5 yıl içinde. %20 olduğu da oldu. Bu son yılda da, 2021 yılı içinde şu ana kadar açıklanan enflasyon oranı %21. Bu yoktur diyen kimse bulunmuyor. Ama birileri %21 ne kardeşim diyor. %50, %100 vesaire diye bir söylem tutturuyorlar. Bunu da hangi kaynakla söylüyorlar? Bir malın, lokal bir malı alıp gösteriyorlar size. Gerçekten bakıyorsunuz, bir önceki fiyatına bakıyorsunuz. Gerçekten %50, %70 zam gelmiş. Ama biraz geriye doğru döndüğünüz zaman zaten o malın fiyatının eski yıllarda da böyle inip inip çıktığını görüyorsunuz. O zaman biraz daha geniş bir pencereden baktığınız zaman da yapılan sahtekarlığı net olarak daha iyi görmüş oluyoruz. Dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir bayan, CHP milletvekili çıktı. Çocuk bezi gösterdi. Sizin çocuklarınız bilmem Mercedes'lere falan filan binerler ama bak herkesin çocuğu bu bezleri kullanıyor. Bak kaç lira olmuş vesaire dedi. Ben de çocuk bezi üzerinden acaba kaç liraymış, kaç lira olmuş bir bakalım diye merak ettim. Arkadaşlar çocuk bezlerini eğer hazırladığımız o zikzakını fiyatlardaki 2019'dan bu yana nasıl çocuk bezi fiyatları bir böyle çıkmış, sonra inmiş, sonra tekrar çıkmış, tekrar aynı yere inmiş. Bakın çaktırmadan bir yükseliş de vardır, ona da eyvallah derim. Ama 64 liradan başlamış, 74'e çıkmış, tekrar 64'e inmiş, tekrar 75'e çıkmış, tekrar 62'ye inmiş, tekrar. Şimdi 60 liraya inmişken bir gün 75 liraya çıkartırsanız bunu ne der insanlar? Kardeşim bir gecede bir kere %25 yapıldı buna zam. Daha gerisini de siz düşünün diye hesap için size çağrıda bulunurlar. Şimdi o bayan milletvekili ki kendisi de avukatmış, hukukçu sözüm ona. Şimdi eğer 2018'deki o çocuk bezi fiyatlarını getirip bize göstermezseniz 2018'den bugüne, ha istiyorlarsa 2002'ye kadar da gitsinler. Ben ona da varım. AK Parti iktidarı döneminde eğer kötüye gitti, 2018'e niye takıldın diyorlarsa, çünkü kendileri öyle yapıyorlar. Biz ise dürüst olalım diyoruz. Bir yere takılıp kalmayalım. 2020'ye takılıp kalmayalım. 2021'e takılıp kalmayalım. Daha geniş bir pencereden bakalım gerçeklere. Ha bir sıkıntı varsa da onu da oturup tartışalım. Çocuk bezi noktasında ben o hanımefendinin verdiği bilgiler çerçevesinde baktığım zaman eski fiyatlara 2018'deki fiyatlarla bugünkü fiyatları karşılaştırdığım zaman %30 civarında bir zam geldiğini 3,5 yıllık süre içerisinde görüyorum. Zaten devletin açıkladığı enflasyon oranları ilk yıl %20, sonra %10, sonra %11 gibi üst üste koyduğunuz zaman da zaten
%80'lere varan bir enflasyonu zaten TÜİK'in açıklamalarından görüyorsunuz. Ama çocuk bezine gelen zam o oranda değil. Evet, şimdi arkadaşlar onu verdiler. Bu da bilinen bir marka. Öyle hafif dandikten bir marka da değil. Yani piyasadaki en pahalı olan çocuk bezi, en yüksek fiyata satan firmanın fiyatları. Şimdi burada bu zikzaklara bakarsanız nasıl yukarıya çekiliyor, iniyor, tekrar yukarı, tekrar iniyor, tekrar yukarı, tekrar iniyor. En sonunda tekrar inmiş. Bu inişten sonra şimdi son bir ay içerisinde her şeyde, bakın şunu da kabul ediyorum, tekrar tekrar son bir ay içerisinde öyle bir oynuyorlar ki %40'lar, %50'ler seviyesinde o eski zikzakları aratacak şekilde bir bakıyorsunuz %50 hemen her ürüne zam yapabilecek bir potansiyelle karşımıza çıkıyorlar. Buradaki en son birim düştüğü tarihi gösteriyor. Ekim'den öncesini gösteriyor olması lazım. Ekim'den sonra tekrar böyle fırlattılar. İşte şu anki o fırlatmanın nedeni ne? Yani dolarla izah edilebilecek bir artış mı? Şu an bir son operasyon yapılıyor. Türkiye bir yol haritasında bir değişikliğe gittim diyor. Artık biz üretim eksenli çalışacağız diyor. Bu arada da doları da çok düşük fiyattan tutmayacağız diye o şekilde bir yol haritasını yeniden belirlediler. Bunu belki doları siyasi iktidar 10'larda 11'lerde tutmayı düşünürken bunlar da fırsattan istifade. Biz faizciliği bitirmek istemiyoruz. Faizle para kazanmayı bitirmek istemiyoruz. Bu dalgalanma içerisinde doları bir miktar oynatırız. Bunun üzerinden işte gıda ürünlerini oynatırız, zikzaklar yaparız. Bir de bunu meclis kürsülerinden de CHP'li milletvekilleri sayesinde veya diğer muhalefet partilerinin milletvekilleri sayesinde dillendiririz yüksek sesle. Portakalları yerlere saçarız.